Merhaba arkadaşlar. Günlük hayatın koşuşturmasında kafanızı gökyüzüne kaç kere çeviriyorsunuz? Sürekli bir yerden bir yere bitmek bilmeyen bir koşuşturma. Etrafımızın ne kadar farkındayız? Nerede yaşadığımızın? Kafamızı aslında çok küçük bir alana odaklayıp sadece o alanı algılıyoruz ve düşünüyoruz. Bazen de bu alandan çıkıyor insan. O koşuşturmacanın içinde aniden durup etrafına bakıyor. Basit dertleri ve odak alanı dışında düşünüyor. Uçsuz bucaksız koca bir kainat. Kaç kere düşünüyoruz üzerine? İnsan evriminin bir parçası, belirli bir güvenlik alanına odaklanmak ve fazlasını düşünmemek. Hiçbir ortamda evrenden, kainattan bahsetmeye çalıştınız mı? Pek de güzel karşılanmamıştır herhalde. Oysa dozunda o dar günlük, düşünsel alanımızdan çıkmak, evrene bakmak ve üzerine düşünmek insan için elzemdir. Nitekim düşündüğü sürece insan, insan değil midir? Dünyanın dışına çıkmayı hayal ettin mi hiç? Dünya bizim güzel yuvamız, evimiz. Evini hiç dışarıdan gördün mü? Ya da komşu evlere seyahat etme heyecanı hiç sardı mı için? Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Uzay yolculuğumuza başlıyoruz. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Dünyamız Güneş Sistemi'ni diğer gezegenler, onların uyduları, cüce gezegenler ve onlarca uzay çapıyla beraber paylaşıyor. Evet, uzayı da kirletmeyi başardık. Uzay çöpleri bugün anlamlı bir tehlike oluşturmuyor. Peki ya gelecekte? Evimiz Güneş'e göre sırasıyla Merkür ve Venüs'ten hemen sonra geliyor. Mars, Jüpiter, Satürn ve Uranüs diye devam ediyor sıralama. Evet, bir eksik var gibi. Peki ne oldu buz topu Plüton'a? Ondan yüzlercesinin olduğunu öğrendik. Ve Güneş sistemindeki diğer gezegenlere tam olarak da benzemeyen bu cisimlere cüce gezegen ismini verdik. Bir gök cisminin gezegen olabilmesi için 3 şartı yerine getirmesi gerekir. Bunlardan ilki Güneş ya da başka bir yıldızın etrafında dönüyor olmasıdır. İkinci olarak ise kendi kütlesinden dolayı küresel bir yapıya sahip olmalıdır. Son olarak yörüngesindeki enkazı, yani her türlü başka küçük gök cismini temizlemiş olması gerekir. Peki cüce gezegen nedir? Plüton'a bakalım. Güneş'in etrafında dönüyor. Küresel bir yapıya da sahip, ancak kendi yörüngesini temizlemediğinden dolayı gezegen olma şartlarının tamamını karşılamıyor ve cüce gezegen ismini alıyor. Bir hipoteze göre Venüs bir gün dünyanın şartlarını karşılıyordu ve zengin bir yaşamı barındırıyordu. Nitekim ona ikiz gezegen diyoruz. Fakat bugün 482 derece sıcaklığı ve ölümcül asit bulutlarıyla tam bir cehennem. Peki Venüs'ün başına gelenler bir gün dünyanın başına da gelebilir mi? Mars'a gitme fikrine heyecan duymaya başladınız mı? Nitekim Stephen Hawking insanlığı kurtarmak için başka gezegenlerde koloniler kurmak zorundayız diyor. Sistemimizin dışında bizi Samanyolu galaksisi karşılıyor. Yuvamızın yuvası ve evren milyarlarca galaksiden oluşuyor. Bize en yakın galaksi Andromeda tam 2,54 milyon ışık yılı uzaktadır. Peki uydumuz Ay nasıl oluştu? Theia ön gezegeni erken zamanlarında dünyamıza çarpmış ve demir çekirdeğini dünyamıza gömdükten sonra pek çok parça saçılmış. Birbirine ve dünyaya çekilen parçalar uydumuz Ay'ı oluşturmuş. Dünyada canlılığı sağlayan etmenlerden biri de Ay'dır. Ay'ın en büyük faydalarından biri, bizi ekstrem mevsim geçişlerine karşı korumasıdır. Bunu dünyanın 23,5 derecelik eksen eğikliğini sabit tutarak yapar. Aysız bir dünyada yüksek organizmaların yaşamı mümkün görünmüyor. Peki gezegenler ve galaksiler arasındaki fark nedir? Yıldızlar muazzam büyüklükteki gaz toplarıdır.
Yıldızların içindeki hidrojen helyuma sürekli nükleer reaksiyonlarıyla dönüşür ve bu ısı meydana getirir. Güneşimizin yüzey sıcaklığı 5778 Kelvin, merkez sıcaklığı ise 15 milyon Kelvin'dir. Gezegenler ise yıldızların patlamasından arda kalan döküntü ve kalıntı atomlarla oluşur. Çarpışan yıldızlar süpernovaları meydana getirir ve pek çok element bu aşamada oluşur. Demir bunların en ağırıdır ve dibe çökerek çekirdeği oluşturur. Oksijen gibi elementler nispeten hafiftir ve yüzeyde kalırlar. Tüm çarpışma ürünleri merkeze doğru çekildiğinden küresel bir form ile karşılaşıyoruz. Sadece gazdan oluşan, demir çekirdeği olmayan Jüpiter, Neptün, Uranüs ve Satürn gibi gezegenler de vardır. Peki gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz cismin bir gezegen mi yoksa yıldız mı olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Yıldızlar gezegenlere göre çok daha uzaktadırlar. Bu yüzden gelen ışık çok daha uzun yol kat eder ve atmosfere girdiğinde atmosferin tabakalarında saçılır. Bu saçılmayı biz yanıp sönme gibi algılarız. Oysa gezegenler çok daha yakın olduğundan daha sabit bir ışık görürüz. Eğer atmosferin dışına çıkarsanız yıldızları da bu etki olmadan gözlemleyebilirsiniz. Peki dünyanın dışına çıkmak için ne kadarlık bir hız gerekiyor? Bu hıza kaçış hızı deniyor. Kaçış hızı bir cismin kendisini etkileyen kütle çekim alanından kurtulabilmesi için ulaşması gereken hızdır. Bu hız dünya için saniyede 11 kilometredir. Kuyruklu yıldızlar ise bambaşka muazzam yapılar. Elbette ki onlar yıldız değil. Fakat geçmişte gökyüzünde gördüğümüz olayları hep yıldızlarla ilişkilendirdiğimizden böyle bir ifade kullanılmış. Meteorların dünyaya girişine yıldız kayması dememiz gibi. Kuyruklu yıldızlar kar, buz ve kayadan oluşurlar. Güneşin etkisiyle buzun erimesi ve gazların buharlaşması sonucu o göze güzel gelen, görsel bir şölen olan kuyruklarını oluştururlar. Şüphesiz en bilineni sizin de bildiğiniz gibi Halley kuyruklu yıldızıdır. Şüphesiz ki uzayın en büyük gizemini de kara delikler oluşturuyor. Kara delikler hacimlerine oranla çok yüksek bir kütleye sahiptirler. Hiçbir şey onlardan kaçamaz. Hatta ışık bile. Gezegenleri, galaksileri dahi yutabilirler. Fakat korkmaya gerek yok. En yakın kara delik trilyonlarca kilometre uzaktadır. Bir kara delikte yer çekimi kuvveti çok yüksektir. Işığı dahi yuttuklarından kara delik olarak adlandırıyoruz. Bu yüzden kara deliği gözlemlemek yıllarca mümkün olmamıştır. Ne dersiniz? Belki de kara delikler evrenin çöpçüleridir. Güneşten kat ve kat daha ağır dev yıldızlar yaşam döngülerinin sonuna ulaştıklarında hipernova meydana getirirler ve kara delikleri oluştururlar. Güneş kara delik oluşturacak ağırlığa sahip değildir. Peki dünya güneşin etrafında dönüyorsa, güneş neyin etrafında dönüyor? Bunun için şüphesiz ki galaksinin merkezine bakmak gerekiyor. Fakat orada hiçbir şey göremedik. Ancak onlarca yıldız bir şeyin etrafında belli bir yörüngede dönüyorlardı. İşte galaksimizin merkezinde bütün galaksiyi bir arada tutan, sistemimizdeki güneşin görevini gören bu varlığa süper dev kara delik ismini verdik. Tam 4 milyon güneş büyüklüğünde olan bu dev Sagittarius A'dır. Güneş kara delik oluşturacak ağırlığa sahip değildir. Ancak güneş bir kara deliğe dönüşseydi bile sanılanın aksine çekim kuvvetinde bir değişim olmayacaktı. Ve gezegenler yine benzer yörüngelerde dönecek. Kara deliklerin çekim kuvveti dönüştükleri yıldızların kütlesine bağlıdır. Keşfedilen en büyük kara delik Güneş'ten tam 12 milyar kat büyüktür. Kara deliklerin etrafında olay ufku denilen bir tabaka bulunur. Olay ufku kara delikten kurtulma şansının olmadığı nihai noktayı tarif eder. Kara deliğe yaklaşan cisimler iki ucuna uygulanan kuvvetler farklı olduğundan ince uzun bir şekil alırlar. Buna spagettileşme deniyor. Eğer bir kara deliğe yaklaşsaydınız, önce ince uzun bir hal alırdınız. Fizik yasaları kara deliklerde çok başka şekilde işliyor. Kara deliklerde zaman da aynı şekilde çok farklı bir boyut almaktadır. Sizi dışarıdan gözleyen bir gözlemci,
olay ufkuna yaklaştığınızda sizi orada donmuş ve duruyor şeklinde görür. Fakat sizin için zamanın akışı aynıdır ve çoktan kara deliğe çekilmiş olurdunuz. Kara deliğin merkezinde singularity, yani tekillik vardır. Onları görmek mümkün değil. Ancak çekim etkisi altına aldıkları cisimlerden bunu çıkartabiliyoruz. Belki de içinde bulunduğumuz bu koca evren, başka bir evrendeki küçük bir kara deliktir. Ne dersiniz?